Merhaba Bilgi Değerlidir kanalına hoş geldiniz. Astrolovide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde güneşin ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle yeryüzünün güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir, diğer bir deyişle de yer merkezli sistemin bir verisidir. Ekliptik ekliptik düzlemi, günümüzde, gök ekvatoruna göre yaklaşık 23 derece eğilimli durumdadır ve onu, adları ekinoks olan iki noktada keser, İlkbahar ekinoksu ya da koçun ilk noktası, ilkbahar ekinoksu ve sonbahar ekinoksu. Ekliptik üzerindeki yıllık dolanımı sırasında güneş, günde yaklaşık 1 derece ilerleyerek, yılda 360 derece, zodyağın 12 burcundan geçer. Oysa çok iyi bilinmektedir ki Güneş'in zodyağın 12 burcu çevresindeki görünür hareketini yaratan, gerçekte Dünya'nın Güneş çevresindeki dönüşüdür. Astrolovi'de Element Burçlar 4 elemente ayrılırlar, ateş, hava, su ve toprak, her elementte 3 gruba ayrılırlar. Bunlar, öncü, sabit ve değişkendir. Batı Astrolovisi'nin takım yıldızlarıyla bir alakası yoktur. Yukarıda anlatıldığı gibi ilkbahar ekinoksunun başlangıcı olan 0 derece koç esas alınarak burçlar kuşağı oluşturulur. 0 derece koç esas alındığında 360 derecelik dairenin matematiksel olarak 30 dereceye bölünmesinden 12 burç elde edilir. Tropikal astroloji. Mevsimleri esas alan bu astrolojiye göre koç burcunun öncü kabul edilmesinin nedeni ilkbahar mevsiminin bu burçla başlıyor olmasıdır. Daha sonra boğa burcu gelir ki, bu o mevsimin sabit yaşandığı dönemdir, bundan dolayı boğa burçları sabit gruba girerler. Boğa burcunu takipen ikizler burcu gelir ki, bu mevsimin değişmeye başladığı dönemdir. Bundan dolayı ikizler burcu değişken gruba denk gelir. Dolayısıyla mevsim başlarında yer alan burçlar öncü gruba, sabit olduğu dönem sabit gruba ve mevsimin değişmeye başladığı dönemlerde değişken burçlara denk gelir. Astrolovi'de gruplar ateş grubuna giren burçlar sırasıyla, koç, öncü, aslan, sabit ve yay, değişken, toprak grubuna giren burçlar sırasıyla, oğlak, öncü, boğa, sabit ve başak, değişken, su grubuna giren burçlar sırasıyla, yengeç, öncü, akrep, sabit ve balık, değişken, hava grubuna giren burçlar sırasıyla, terazi, öncü, kova, sabit ve ikizler. Değişken doğum haritası bir bebeğin doğup ilk nefesini soluduğu anda doğum haritası oluşur. Yukarıda anlattığımız burçlar 360 derecelik bir dairede 30 dereceye bölünerek 12 burç oluşturur. Bu doğum haritasında sıralanır. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şemadır. Bu şemada burçlar, evler, gezegenler ve gezegenlerin birbirleriyle yapmış oldukları açılar vardır. Bu haritaya doğum haritası ismi verilir. Bu haritayı yorumlayan insanlara da astrolog adı verilir. Burç simgelerinin söylencesel öyküleri Breaken House, London Mezopotamyalılar Güneş'in gök kubbede 12 takım yıldız doğrultusunda izlediği rotayı 360 derecelik döngüde 12 bölüme ayırmışlardı. Antik Yunan'da bu sistemi benimsemiş ve mitolojilerinde öyküleriyle yer alan hayvanları yerleştirdikleri burçlara zodeon, hayvan, sözcünden zodiakos, hayvancık, ve onları yerleştirdikleri çembere de zodiakos kyklos, hayvancıklar çemberi, adı vermiştir. Bugün, burçlar kuşağı, adı verilir. İngilizcedeki zo ve zoologi sözcükleri de bu Yunanca sözcükten gelmiştir. Burçların Türkçe ve Batı dillerindeki isimleri ve özdeşleştikleri mitolojik figürler şunlardır. Koç, Aries Aries, altın tüylü postu uğruna Argo denizcilerinin tehlikeli bir yolculuğu göze aldıkları koçun ismidir. Kişiliği bulutlarla simgeleşen göksel varlık Nepele, çocukları Piriksos ile Helle'yi ve anneleri Inon'un kötülüklerinden kurtarmak için onlara altın tüylü ve kanatlı bir koç göndermişti. Çocuklar doğuya doğru yol alırken, kız çocuk Helle denize düştü, düştüğü sular Helle'nin anısına Hellespontos, Helle denizi diye anıldı. Bu isim, Çanakkale Boğazı'nın antik ismidir, modern dönemde Boğaz'a Troya Kralı Dardanos'tan dolayı Dardanelles ismi verildi. Koç'un yolculuğu Kolkis'te son bulmuş ve Piriksos Koçu Zeus'a sunu olarak kurban ettikten sonra altın tüylü postunu kendisini konuk eden Kral Ayetes'e hediye etmişti. Kral postu savaş tanrısı Ares'in onuruna donattırdığı bahçedeki bir ağaca aslından koçun ismi Ares'in Ares'ten geldiği de söylenir. Antik Roma'da kalelerin ele geçirilmesi için yapılan savaşlarda kale kapılarını kırarak açmak için kullanılan, uçlarına koçbaşı biçimi verilen kütüklere Ares denilmiştir. Boğa, Taurus Prenses Europa'yı Fenike kıyılarından alıp Girit'e kaçıran Zeus'un boğasının burçlar kuşağına yansıması Boğa Burcu'dur. Bazı yazarlar bu burç için mitolojideki diğer bir boğayı, Girit boğasını ileri sürer. Poseidon'un kral Minos'a armağanı olan bu boğa, kraliçe Pasiphaeden Minotauros'un babası olan ve azgınlığından dolayı Herakles'in yedinci görevinin konusu olduktan sonra teşus tarafından öldürülen boğadır. İkizler, gemini mitolovinin ünlü ikizleri, Dioscoroi, Tanrı'nın, Zeus'un, delikanlıları, diye anılan Kastor ve Polideukes, Latin Pollui, Sparta kraliçesi Leda'nın, babaları farklı ikiz oğulları, Troya'ya e kaçırılan Helene'nin kardeşleridir. Kastor'un babası Kral Tindareos, Polideukes'in babası ise Zeus'tu. Biri ölümlü diğeri ölümsüz olan ikizler birbirlerine çok bağlıydılar. Kastor bir çatışmada öldüğünde ölümsüz Polideukes ölen kardeşinden ayrı kalmaya dayanamamış kardeşiyle birlikte Hades'e inmek istemişti. Yunan mitolojisine göre Zeus önce birinin ölümsüzlüğünü diğeriyle paylaştırarak günlük yaşamlarını Hades ile Olimpos arasında geçirmelerine izin vermiş, sonra da onları birbirlerinden hiç ayrılmasınlar diye burçlar kuşağında onurlandırmıştır. Yengeç, Cancer Yengeç Burcu'nun ismi Yunanca Karkinos'tan gelir. Karkinostu, Herkül 12 zorlu görevinden ikincisinde 9 başlı canavar Hidra'yı öldürmeye çalışırken ayaklarını ısıran yengecin adıdır. O yengeci, Herakles'in dikkatini dağıtmak için Hera göndermiş ve Herakles'in ayakları altında ezilen Karkinos'un anısını canlı tutmak için ona burçlar kuşağında yer vermişti. Antikitenin ünlü doktoru Galenos'un tümörlerin üzerini kaplayan damarları yengeç ayaklarına benzettiği için karkinos sözcüğünü tıptaki anlamında kanser kullanmıştır. Aslan, Leo Aslan Burcu'nun simgesi Neme Aslanı adlı yaratıktır. Herakles'e yüklenen 12 zorlu görevin ilki Neme Aslanını öldürmek ve derisini yüzmekti derisine ok, mızrak ve kılıç işlemediğinden aslanı boğarak öldürdükten sonra Herkül hayvanın kendi tırnaklarını kullanarak derisini yüzmüş, postundan giysi, başından da mifer yapmıştı kendine. Başak, Virgo elinde bir başak demeti ile betimlenen bereket tanrıçası Demeter'in yanı sıra batı dillerindeki anlamı, Bakire, dolayısıyla tanrıçalar Artemis ve Astraya tanrıçaları ile, üç daha sonraki dönemlerde Romalı adalet tanrıçası İstitia ve Meryem ile ilişkilendirildi. Terazi, Libra bu burcun yıldızları burçlar kuşağının döngüsünde yarı yoldadır. Güneş bu takım yıldızdan geçerken gece ve gündüz eşit zamanlıdır, yani terazinin kefeleri aynı hizadadır. Denge ve eşitliği simgelediğinden adalet tanrıçaları temiz, Dike ve Astraya'nın kişiliklerinde adaletin terazisi ile simgelenmiştir. Roma mitolojisinde Istita, 5-3 burçlar kuşağının tam ortasında olması da adalete verilen önemi vurgulamaktadır. Akrep, Skorpio Akrep Burcu Orion takım yıldızı ile ilişkilidir. Efsaneye göre Orion, av tanrıçası Artemis'in hoşlandığı, erkek güzeli dev gibi bir avcıydı. Yeryüzündeki bütün hayvanları öldürebilecek güç ve beceriye sahip olmakla böbürlenirdi. Buna öfkelenen toprak ana gaya bağrından büyük bir akrep çıkarıp Orion'un üzerine salmıştır. Görevini yerine getirdiği için hoşnut kaldığı akrebi gaya burçlar kuşağına koyarken Artemiste Orion'u koymuş yakınına. Orion'un sevgili köpeğinin ismini de Sirius yıldızına vermiş. Yay, Sagittarius, ok atan bir Kentavros, at adam, simgesiyle tanınan Yay burcu, Kentavrosların en ünlüsü olan Ceylon'un anısını yaşatır. Kentavros, başı ve beline kadar olan gövdesi insan, belden aşağısı at olan mitolojik bir kişiliktir. Bu varlıkların en tanınmışı olan Keyron Teselya bölgesinde Pelion Dağı'nın eteklerinde yaşardı. Türünün en iyisi ve en bilgesiydi, çünkü Apollo ile Artemis eğitmişti onu. Okyay kullanımında ustaydı. Bu da bilgi ve deneyimlerini ileride Troya Savaşı'nın kahramanı olacak Akilleus, Aşil ve Argonautika seferini yönetecek Hasson gibi gençlere aktarmıştı. Herakles'in yer aldığı bir çatışma sırasında bir rastlantı sonucu Herakles'in zehirli okuyla yaralanınca çektiği acıya dayanamayarak ölmek istemiş, ama ölümsüz olduğundan acısına son vermek uğruna ölümsüzlüğünden vazgeçerek Hades'e inmişti. Onun yeryüzünde bıraktığı ölümsüzlüğünü Zeus, Prometheus'a vermeyi uygun görmüştü. Olak, Kaprikon Zeus kendisini emziren ve büyüten keçi veya keçi görünümlü orman nimpası Amalta'yı, öldüğünde Burçlar kuşağında onurlandırmıştı. Zeus'un doğumuyla ilgili söylenceye göre Zeus'un babası Kronos doğacak çocuklarından birinin kendini alaşağı ederek yerine geçeceği yolundaki kehaneti boşa çıkarmak için doğan çocuklarını yutuyordu. Zeus doğduğunda annesi sire veya ninesi Gaia, onu saklayarak yerine bezlere sarılı bir taş yutturdu Kronos'a. Bebek Zeus'u Girit adasına kaçıran ninesi Gaia onu Amalta'nın bakımına emanet etti. Onun sütüyle ve diğer orman nimpalarının getirdikleri balla beslenen Zeus ergenliğe ulaştıktan ve babasını devirip Olimpos tahtına oturdu. Tahta oturduktan sonra Amalta'yı unutmadı. Onun boynuzlarından birini kopararak içini sonsuz bollukla doldurdu. Boynuzu elinde tutanın yiyecek ve içecekten yana zengin olması dileğinde bulundu. Romalılar bu boynuza bolluk boynuzu anlamında kornu kopya dediler. Amalta Yunanca'da sevecen ve nazik anlamlarına geliyor. Zeus'un Latin adını alan Jüpiter gezegeninin uydularından biri Amalta'ya'nın ismini taşır. Oa, Avuarius batı dillerinde su taşıyan diye anılan bu burcun ilişkilendirildiği mitolojik kişilik, Homeros'un, ölümlülerin en güzeli diye andığı Prens Gaimedes'tir. Yunan mitolojisinde Gaimedes Troya'nın kurucu kralı Tros'un oğluydu. Taşıdığı kaplarda su deyi, Olimposluların ölümsüzlüklerini borçlu oldukları nektar vardı. Zeus onu kendine özel siki yapmak için gözde hayvanı kartal aracılığıyla veya bizzat kendini kartala dönüştürerek onu Troya'dan kaçırmıştı. Balık, piskes canavar Tayfon Olimpos'a saldırdığında tanrılar ve tanrıçalar kendilerini birer hayvan biçimine sokarak kaçmaya çalışırken Aprodite ile Eros da birer balığa dönüşerek suya dalmışlardı. Üç Tayfon yok edildikten sonra bedenlerine girdikleri balıkların anısına onları birbirlerine bağlı bir iple burçlar kuşağına koydular. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.